Neyse. Başardım. Online konuşmalar. Merhaba. Merhaba canım. Geliyor değil mi? Şey, görüntü demek galiba. Süper. Ben gayet iyi görüyorum. Sesin de iyi geliyor. Belki sorabiliriz her şey yolunda mı diye. Oradan böyle bize bir her şey yolunda yaparsa birisi yorumlardan. Bu arada yeni katılanlar da var aslında biraz böyle. Evet evet. Cem bu diğer odada. Cem'in diğer odadaydı, yeni geliyor. Selam. Ben yoğun tetik vardı, o yüzden geçiştim. Öyle mi? Uzak yoldan geliyorsun tabii diye. Uzak yoldan geliyorum. Nasılsınız? Süper. Sizi sormalı, siz de merak ediyoruz. Nasıl köydekiler, dışarıdakiler nasıl, insanlar sağlıklı mı? İyiyiz yani, sağlıklıyız çok şükür. Böyle farklı bir zamandan geçiyoruz. Hepimiz adapte olmaya çalışıyoruz tabii. Enteresan bir zaman. Sizinle de konuşurken söylemiştim ya ben, yani şu anda yaşadığımız bu zaman daha önceden konuştuğumuz ve nasıl yapsak dediğimiz böyle bugün konuşacağımız doğa hakkı konusunu daha böyle geniş kitlelere nasıl ulaştırırız, nasıl dahil ederiz başkalarını da dediğimiz bir konuyu şu anda hiç planda olmayan bir şekilde bu salgın nedeniyle çok fazla insana duyurma şansına sahip olacağız. O yüzden ben bayağı heyecanlıyım. Süper. Valla öyle. Yani her musibetin bir hayır vardır diyelim. Evet, evet. Gerçekten öyle. Peki. Bu akşam doğa sohbetlerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Daha önce kadim üretim havzalarıyla ilgili bir sohbetimiz oldu. Sonrasında akbabaların doğanın döngüsü içindeki yeriyle ilgili bir sohbetimiz oldu. Bu akşam da hukuk danışmanlarımız Özlem ve Cem Altıparmak'la birlikte doğa hakkı konusunu konuşuyor olacağız. Saatlerimiz de 21.05. Artık başlayabiliriz bence. Ben yorumları kapatmak istiyorum şu anda. Böyle hani akış olmasın yüzümüzde ve hani dikkati dağıtan da bir şey olmasın diye. Sonra kalan zamana göre bakarız. Soruları da alırız. Bir müsaade. Evet, yorumları da kapattık. Evet, bugün 1 Mayıs emekçi gününde doğa hakkını konuşmayı istedik. Sohbetimizi ilerleyen zamanlarında daha derinleştirerek gideceğiz. Şimdi ben ilk önce Özlem ve Cem'den aslında kısaca bahsetmek istiyorum. Bizim Doğa Derneği'nin hukuk danışmanları kendileri. Ama sadece davalarda bizimle birlikte değiller. Aynı zamanda bu sohbetleri kendi aramızda da yapıyoruz. Kendimize yönelik iç eğitimlerde ya da sohbetlerde her zaman bu konuları konuşmak için alan yaratmaya çalışıyoruz. Ve aslında biz bu konuları başında da söylediğim gibi başka bir sürü insana, bu konulara ilgi duyan insanlara nasıl ulaştırabiliriz derdindeydik. Bugün bu sohbetle başlıyor olacağız. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz bir şey var mı bununla ilgili? Yani biz de herkese bir belki merhaba diyebiliriz. Ben katılan arkadaşlarla ilk anda gördüm. Hem Doğa Derneği'nden arkadaşlar var, hem de bizim henüz tanışmadığımız ama umarım yüz yüze de tanışacağımız, tanışmayı ümit ettiğimiz pek çok derneğin gönüllüsü ya da takipçisi de şu anda bizimle. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Bazen krizler fırsatlar da yaratıyor. Ben de bu aslında zorlandığımız bu dönemin en azından sesimizi duyurmak anlamında bir fırsat yarattığını düşünüyorum. Herhalde bu senenin yani Eylül ya da Ekim aylarındaydı biz doğa hakkı ile ilgili köye gelip bir eğitim çalışması yaptığımızda çok da keyifli geçmişti. Gönül ister ki şimdi seninle birlikte orada köyde olalım. Oradan anlatabilirim ama evimizdeyim. Belki böyle kedimiz falan masaya sıçrayabilirim. Kusura
aslında sana katılmıyorum falan gibi. Kavga çıkartıyor işte. Sütüme terk eden birisi bana. O yüzden yani... Çok hazırlıklıyız. Çok hazırlıklıyız. Bu konuşmamız. Ben keyifli. Kendi aramızda bir sohbet edasında ama aynı zamanda da verimli geçeceğini düşünüyoruz konuşmanın. Bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Harika. Ne güzel. Enerjiniz zaten yayılıyor. Uzman derecede. Beni de çok rahatlatıyor. Çünkü ben ilk defa yapıyorum böyle bir canlı yayını. Dolayısıyla benim için de sizinle birlikte olması bunun bayağı keyifli hale getiriyor. Evet, o zaman ufak ufak başlayalım. Doğa hakkı dedik. Doğa hakkı dediğimizde ne anlıyoruz? İçeriği, kapsamı nedir? Biraz bize açabilir misiniz doğa hakkını? Aslında biraz ben de giriş yapayım. Daha sonra da Cem'in de ekleyeceği şeyler olacak. Bizim doğa hakkı dediğimiz şey aslında doğanın bir hak öznesi olarak hukuk önünde tanınmış olması. Genel anlamda baktığımızda hak nedir diye belki önce sormak lazım. Bizim hukukta hak dediğimiz şey bir şey yapmaya yetkin olmak ya da bir şey talep etme talep etme hakkına sahip olmak. Bir şey talep etmek, bir istende bulunmak demek oluyor. Yani örneğin bir para verdiğimizde alışveriş yapma hakkımızın olması gibi ya da birinin bize söz verdiğinde işte seni sinemaya götüreceğim dediğinde sinemaya gitme hakkı olması gibi haklar bu şekilde hukukta gündeme geliyor. Genel anlamda biz aslında doğa hakkı değil de bu alanda çalışan insanlar genelde çevre hakkı ve çevre hukuku tanımını kullanıyoruz. Hani barolara baktığınızda çevre hukuku komisyonları vardır ya da dilekçelerimizde hep çevre hakkından bahsederiz. Bunun sebebi de çevre hakkının bir insan hakkı bileşeni olarak yani insan hakları kapsamında gelişmiş ve bu şekilde tanınmış olması. Genel anlamda yani hukuka baktığımızda kimler hak sahibi olur diye düşündüğümüzde gerçek kişiler yani insanlar hak sahibi oluyor. Ya da tüzel kişiler dediğimiz örneğin Doğa Derneği bir dernek ama bir tüzel kişi olarak hak sahibi. O hak sahibi ne demek? Bir kiraz sözleşmesi yapabiliyor ya da borç altına girebiliyor ya da kendine bir baştan seçiyor, yönetim kurulu seçiyor. Hem devlet nezdinde hem kişiler nezdinde hem de hukuk önünde tanınır hale geliyor. İşte bu hak sahipliği dediğimiz şey aslında hem zaman içerisinde hem de hukuk sistemlerine göre değişen bir şey. Zaman içinde değişmesine de şöyle diyebilirim. Yani biz insanlar hak sahibi olur dedik ama yani örneğin köleliğin mümkün olduğu bir dünya tarihimiz var. Yani bir hukuk tarihimiz var. Demek ki bazı insanların da köle olarak hak sahibi olmadığını görüyoruz. Ya da örneğin kadınların seçme ve seçilme hakkının çok daha geç tarihlerde verildiğini görüyoruz. Bu tip bizim hukukta bir hak sahibi olmak böyle bir kavram. Bazen yaşa göre değişir. Örneğin işte 18 yaşını doldurduğunuzda belli haklara sahip olursunuz. Ama genel olarak baktığımızda doğa hakkına biz her zaman çevre hakkı diyoruz. Çünkü çevre hakkı insan merkezli bir şekilde gelişen. Yani insan var ve onun çevresi var. Ve aslında korumaya alınan şey insanın çevresinin hakkı. Yine temelde insan hakkı olarak bir gelişim kaydetmiş. Belki ben Cem'e sözü bırakabilirim. Bunun belki somutta hani davalar sürecinde doğa hakkını nasıl talep edemediğimiz çevre hakkından gittiğimizle ilgili konuşabilir. Ben daha sonra da belki insan hakları konusunu tekrar açabilirim. Yani aslında en anlaşılabilir haliyle söylemek gerekirse pozitif hukukta yani normatif hukukta tanımlamanın çevre üzerinden yapılması. Yani doğanın bir hak süresi, hakkı sahiplenen bir özde olduğu kabul görüyorlar aslında. Problem buradan çıkıyor. Bir dağ, bir denli, bir ırmağın, kurulun köşe, kuşun böceğin bir tüzel kişiliği yok ya da bir hak öznesi olarak ortaya çıkıyor. Sorunun başlı başına kaynağı o. O yüzden
dilimizde çevre hakkı ve çevre hukuku üzerinden dönüyor bu tartışmalar. Ama bu bundan vazgeçmek anlamına gelmiyor tabii ki. Yani bunu kullandığımız ve ısrarcı olacağımız süre içerisinde mutlaka hukukun yaratılması sürecinde doğa hakkı mutlaka tanınacak bir hak haline gelecektir gerçek anlamda hukuk metinleri içerisinde. Doğa hak öznesi olmadığına göre nasıl peki dava açabiliyoruz diye baktığımızda. En basit bir örnek, mesela Doğa Derneği'nin davacı olduğu davalarda Doğa Derneği kendi çalışma alanlarının içinde bulunan bir problemle ilgili davacı olma hakkına sahip. Örneğin Körfez Geçiş Projesi, örneğin Gediz Deltası Sula Kanalı'nınla ilgili açtığımız davalarda Doğa Derneği, ben bu alanlarda çalışan bu amaçla kurulmuş olan bir derneğim. Benim tüzel kişiliğim ve tüzüğüm bunları kapsıyor dediği zaman tüzel kişiliğin menfaatı olduğu kabul ediliyor burada ve davacı olur. Keza kişiler bireysel olarak da baktığımızda örneğin Karşıyaka'da oturan bir kişinin, Gediz Deltası'yla İzmir'de oturan bir kişinin Gediz Deltası'yla ilgili bir probleme problemle ilgili davada davacı olabiliyor. Orada yine doğrudan dolayı şahsa tanınmış bir hak olarak ortaya çıkıyor. Menfaat arıyor mahkemeden. Yani bu davayı açmakta senin menfaatin ne diye soruyor her şeyin için. O yüzden Türkiye'de bir aktio popularis, yani yurttaş davası kavramı yok. Yani biz sadece sakin olduğumuz bir kent şahısları olarak dava açma hakkına sahipken bir İzmirli olarak atıyorum Kanal İstanbul için dava açıyoruz. Ama ne oldu? Biz Kanal İstanbul için davayı Doğa Derneği adına açtık mesela. Tüm Türkiye'de çalışan bir örgüt olduğu için. Böyle bir şey var. Çevre ve doğa hakkı üzerindeki tartışmaların yargıya yansımış hali böyle. Yani doğa hakkı dediğimizde doğanın kendisinin bir hak sahibi olmasını kastediyoruz. Bir davacı olarak dilekçelerimize yer almasını, bir talepte bulunur duruma gelmesini kastediyoruz aslında. İnsan odaklı değil, doğa odaklı bir hukuk yaklaşımını kastediyoruz. Dolayısıyla nerede olursa, kim nerede yaşarsa yaşasın, bütün canlılar için ya da bütün habitatlar için bu haklara sahip olabilmeli ki insan dilinden konuşmayan canlıların ya da alanların da hakkını savunabilir hale gelelim. En azından insanın yönettiği bu dünyada gibi. Aynen öyle. Yani kurdun kuşun böceğin hakkı için değil, belki kurdun kuşun böceğin hakkı adına da amaçlı bir şey aslında. Yani oradaki aracılık formülü önemli. Doğa hakkı açısından. İnsanın sözcülüğü. Evet, belki yani. Evet. Evet, sadece aracı olması belki bu işte yani. Evet. Evet. Yani bu arada anladığımda şu, doğa hakkından biraz daha böyle genişletecek olursak bahsettiğimiz şey sadece biyolojik olarak, canlı olarak nitelediğimiz varlıklar için değil, aynı zamanda bir dağın, bir nehrin, bir sulak alanında haklarından bahsediyoruz. Aynen. Aynen. Evet. Hı-hı. Olması gerektiğini savunuyoruz yani. Evet. Savunmaya da devam etmek lazım ki bu varlıklar bir hak sücesi olarak kabul edilene kadar. Budur aslında doğa hakkının. Kadim toplumlarda, belki de doğa diye bir kavramın olmadığı dönemlerde insanların doğanın bir parçası olarak yaşadıkları zamanlarda nasıl bir ilişki vardı? Orada nasıl bir doğa hakkından söz edebiliriz? Bununla ilgili paylaşabilir misiniz bir şeyler? Tabii tabii paylaşırız. Aslında insanlığın doğayla kurduğu ilişkinin tanımlanması üzerinden ortaya çıkan bir tartışma. Aslında bir önemli bir kısmı da felsefi bir tartışma. Felsefenin alanına giren bir tartışma. Tabii biz felsefeci değiliz, haddimizi aşan laflar da etmek istemeyiz ama en azından bir tanımlama çabasına girdiğimizde o kadim toplumlar, kadim topluluklar diye nitelendirdiğimiz belki de aydınlanma öncesi insan diye bir kategoriye sokabileceğimiz insan merkezinde doğanın olduğu, aslında doğayla tanrı figürlerinin iç içe geçtiği ya da birbirinin içine girdiği, doğanın aynı zamanda tanrısal niteliği olduğu kabul edilen bir hayat yaşıyor oradaki insanlar, o dönemdeki insanlar ve
insanları kendi doğa karşısında, kendi güçsüzlüğünü, kendi ölümlülüğünü, kendi zayıflığını bilen insanlardı. Ve o yüzden doğayla kurdukları dedik, dünyayla kurdukları ilişki aslında da kendilerinin bilincinde olmayla eşdeğer bir ilişkiydi. Ve görece tabii daha barışık ve doğayla bağlantılı bir ilişki aslında. Hani daha bir daha varoluşsal bir ilişki diyebiliriz aslında. Belki Tanrı, doğa, insan kavram açısından. Burada Özlem'den yardım isteyeceğim. Spinoza'nın çok önemli bir kavramı var. Ne der? Tanrı veya doğa. Tanrı veya doğa. Yani Deus ve natura. Deus ve natura. Aslında bu kavram çok önemli. Belki de o geçmiş kadim topluluklarla ilişkilerini açıklamak açısından. Özlem yardımcı olursa. Yani aslında böyle bir normalde insanlık tarihi de, düşünce tarihi de, siyasi tarihi de, hatta inançlarımız da hani zaman içerisinde gelişen, bu da şekillendiren şeyler. Yani baktığımız örneğin aydınlanma dediğimiz şey, bilimin gelişmesi, bizim insanın doğaya hükmedeceğini anlaması, yani hükmediyor olduğunu fark etmesi, sanayinin gelişmesiyle birlikte aslında doğanın da bu dediğimiz bu kadim kültürden çıkıp doğanın bir kaynak olma anlayışına bürünmesi ve bu kaynak olma anlayışını kabul edilmesine yol açıyor. Biraz insanın da işte düşünen varlık olarak bilinç sahibi, yani mesela Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım demesi gibi, yani hayvanların, işte diğer canlıların aslında hiçbir şekilde değer kaybına uğradığı diyelim, insanın tek varlık olarak tanındığı ve bir özne durumuna geldiği bir düşünce sisteminden bahsediyoruz. Tabii ki bu da hukuku etkileyen bir şeye dönüşüyor. Ve biz genelde bu hukuka da baktığımızda, daha sonra gelişen çok insan merkezli bir hukuk ve devamında bir etik geliştiğini de görüyoruz. Bu antroposantrik yaklaşım dediğimiz bir yaklaşım. Ama doğa hakkı anlamında baktığınızda örneğin buna biz ekosantrik bir yaklaşımla bakılır. Bütün hukuk belgelerine baktığınızda, yani işte yani Stockholm bildirgelerinden, bilmiyorum bizim çok atıf yaptığımız uluslararası sözleşmelerde baktığımızda hep aslında bir insan merkezli, yani insanı korumanın esas olduğu bir hukuk ve yaklaşımı benimsemiş olduğumuzu görürüz. Zaten çevre hukukunun bile gelişimine baktığımızda ilk böyle 1950'lerde Londra'da hava kirliliğinden insanlar ölmeye başladığında, ya bizim mavi çevre hukuku diye bir şey varmış deniyor. Özünde insan zarar gördüğü için. Yoksa dediğim gibi, yani bu ekosantrik yaklaşımla doğayı korumacı bir şekilde yaklaşım tamamıyla başka bir yaklaşım tarzı ve başka bir hukuku şekillendirme tarzı. Yani eleştiri açısından şunu söylemek gerekiyor. Modern insan, yani aydınlanma sonrası insan diye baktığımızda, bir tarafta modern aydınlanmanın getirdiği sonsuz bir özgürlük alanı, aklın serbest kalması, fakat bir taraftan da bu aklımızın tam da nesneleştirdiğimiz doğanın üzerine tahakküm kurmaya yönelik bir araç haline gelmesi söz konusu. Yani aslında bu dönem tam da kadim toplulukların o doğayla oldukları, o sembiyotik ilişkiyi parçaladıkları, doğanın nesneleştiği ve doğa üzerine tahakküm kurmanın aracı olarak da bilimin ve aklın öne çıktığı bir araç, bir dönem aslında ne yazık ki olan bir tane. O yüzden ilişkiye dair merkezi kaybettik aslında, o doğa kaybettik ve bu bizi en başta, bir taraftan bilim ve akılcılık hızla ilerlerken bunun en büyük gen etkisi olarak da doğanın tahribatı anlamında çok ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Belki de en büyük problem bu. Yani hatta bu artık tartışılıyor. İnsanlığın devamı ne olacak? Yani post insan teorileri, insan sonrası toplum ve artık yani modern insana atfettiğimiz o değerler, anlamlandırmaların
geçerliğini kaybettiği bir çağda yaşıyoruz ve o yüzden biz tekrar insan olarak kendi konumumuzu tekrar tanımlamak zorundayız. Ve bunda tam da doğayla olan ilişkimizi de kurmak zorundayız. Böyle bir durumumuz var. Yani hukuktan baktığımızda aslında biz hep kendi, yani insan hakları denilen şeyin çok gelişmişliği ne hep söylüyoruz, yani zaman içerisinde gelişiyor. Ama baktığınızda hep insanın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gelişen şey. Böyle bir yaklaşımla gelişiyor ama doğanın kendi varlığına, kendini devam ettirme hakkına sahip olmak aslında doğa hakkını böyle ekosantrik bir yaklaşıma, yani insan merkezli olmayan bir yaklaşımı savunmak da biraz böyle bir şey. Umarım evet, benim için oldukça yeniden sorularımızı aldığımızda beraber donacağız, tamam mı? Yorumlar geldiği zaman. Peki, bir yandan da sanki hani şu anda bu konularda farklı bir yaklaşım da geliyor diğer taraftan. Dünyada daha farklı gelişmelerin de yaşandığını duyuyoruz. Mesela Yeni Zelanda'da bir nehre canlı statüsünün verilmesi gibi, ya da ekokırımla ilgili daha önceden Özlem'in paylaştığı bir konferanstaki görüşleri vardı, onlar gibi. Bir yandan da sanki artık böyle insan merkezcilikten çıkıp da doğanın o haklarına doğru bazı gelişmeler de yaşanıyor. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz, neler oluyor ve bunların Türkiye'de bir yansıması var mı? Ben sondan başlayayım. Türkiye'deki yansıması genellikle hala devam eden bir şey. Yani insan merkezli bir çevrede insanlığımız var. Çevrenin korunması üzerinde kanunlar var ve bu kanunlar içerisinde aslında anayasada çok iyi atıflar olmasına rağmen, ya da çevre kanununda çevre hakkına dair atıfları aslında doğa hakkına yakın şeyler olduğunu düşünmemize rağmen, uygulamada ya da pratikte karşılaştığımız şeyler neticede insan ve çevresini koruma üzerinde konumlanmıştı. Oradan böyle bir çevrenin, yani doğanın haklarının tanımlandığı bir mevzuata sahip değiliz henüz. Ama mutlaka farklı bir şeyle de oluyor. Yurt dışında yaşanan gelişmeler senin de söylediğin gibi. O yüzden bu konuda bilgilendirir bize. Yani özellikle yurt dışına baktığımızda hepimizin aklına gelen herhalde anayasalar Bolivya Anayasası. Bu konuda doğa hakkı dediğimizde gündeme geliyor. Ekvador kesinlikle gündeme geliyor. Aslında Ekvador Anayasası doğa hakkını tanıyan ilk anayasa olmasına rağmen nedense bizde Bolivya'ymış gibi düşünülür. Bu iki anayasada da doğa bir hak öznesi olarak aslında anayasalarda yer alır. Demin söylediğimiz çevrenin yer almasından ya da insanın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkından, hakkının olmasından daha farklı bir yaklaşımdır. Bolivya'ya baktığımızda bir paçamama hem bir mistik unsur olarak yer alır ama Ekvador'la kıyasladığımızda örneğin Ekvador'da böyle gelecek kuşaklar vurgusu vardır. Buenvivir dediğimiz iyi yaşam önemlidir ve özellikle dava süreçlerine baktığımızda benim takip edebildiğim en azından Ekvador'da iki tane dava konusu yapılmış ve karar verilmiş. Bir tanesi yine bir nehirle ilgili, diğeri de altın madenciliğiyle ilgili örnek kararlar var. Neden Bolivya'dan çıkmamış da Ekvador'dan çıkmış dersek, Bolivya'da dediğim gibi daha mistik bir unsur olarak yer alıyor ama Ekvador Anayasası daha hukuki bir unsur olarak ele alınıyor ve o yüzden de dava edilmesi mümkün. Ama yani sadece bunlarla da sınırlı değil, yani bu Latin Amerika ülkeleriyle de sınırlı değil ama kesinlikle de bir yerli halkların haklarının tanınmasıyla da ben doğa hakkının gelişmesinin paralellik gösterdiğini düşünüyorum. Örneğin bu sanırım 2017 tarihinde bir Yeni Zelanda'da bir nehir kararı var. O da Yeni Zelanda'da Maori yerel halkının, kabilesinin mi demek gerekiyor bilmiyorum, yerli halkının
musun? Güzeldi. Dur, ben dondum. Bizi duyuyor musun Nurhan? Ben bir dondum. Orada mısın? Bir daha. Tamam. Ya bizden daha hızlı bir şekilde donmayı öğren. Gerçekten bizimce böyle oldu. Öyle. Öyle olmuş yani. Ya ne kadar duyulabilir bilmiyorum ama Yeni Zelanda'dan örnek vermeye çalıştım ama Yeni Zelanda mı da sınırlı değil. Örneğin baktığımızda Hindistan'da, Kolombiya'da, Avustralya'da, Amerika'da hatta bunun gündeme geldiğini görüyoruz. Ben bunun biraz hani dediğim gibi hani yerli halkların haklarını tanınmasıyla bağlantılı olduğu kadar biraz da dünyanın bir yerinde oluşan zararın her şeyi etkili olmasından kaynaklı olduğunu da düşünüyorum. Örneğin bu korona günlerine baktığımızda aslında ne kadar da çaresiz olduğumuzu fark ediyoruz bir anlamda insan olarak. Çünkü doğa bütün haşmetiyle aslında yaşamaya devam ediyor. Biz çok doğanın içinde değiliz ama balkonda işte bir 10 tane 20 tane çiçeğimiz var, hiç Covid umurlarında değil. Yani açmaya, fışkırmaya ve bağırıp sonsuzca yaşamaya bakıyorlar ama biz kendimizi çok daha acayip bir yerde konumlamış durumdayız. Aslında bütün bunların ve işte iklim değişikliğinin aslında bir anlamda iklim aciliyeti aldığı bu dönemde insanların da doğaya daha farklı sahip çıktıklarını görebiliyoruz. Bu ekokırım tartışmasına da ben belki çok kısaca değinebilirim. Geçtiğimiz Aralık ayında ben Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin taraf devletler kurumuna katılmıştım. Ekokırım dediğimiz şey bizim aslında ecocide, yani eko, yani yuvamızı öldürmek gibi, bu suicide, homicide, oradan gelen bir şeyle ekokırım diyoruz. Hani Türkçe'de belki biraz oturmamış olabilir ama aslında tam da hani doğayı öldürmek, kendi yuvamızı öldürmek gibi. Bunun bir suç haline getirilmesi tartışılıyor uluslararası anlamda. Ve bunun da Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne, kurucu statüsüne eklenmesi tartışılıyor. Ben hani çok uzun yıllardır, 2006'dan beri sanıyorum Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni takip ediyorum ve ilk kez doğa koruma alanında çalışan işte iklim değişikliği ile ilgili, yani iklim problemi yaşayan ülkelerin bunu bir konu olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin taraf devletler kurulunda getirdiklerine tanık oldum ve inanamadım. Çünkü yani insanlara karşı suçlar, işte soykırım suçları çok daha insanın zarar gördüğü hallerin tartışıldığı, yani çok büyük kitlesel katliamların tartışıldığı bir genel kurul ortamında bu kadar önemli bir konunun yer alıyor olması açıkçası beni de çok mutlu etti ve duygulandırdı. Ben bu konuda bir yasal değişiklik teklifi getirilmesi gündemdeydi. Tabii ki bu çok kısa vadede olacak bir şey değil ama en azından ekokırım suçunun uluslararası ölçekte tartışılıyor olması bile çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum ve sadece bugün sınırlı değil ama hani önümüzdeki dönemde hem doğa hakkını hem de bu ekokırımı daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Yani biz uzun zamandır hem insan hakları alanında çalışıyoruz hem hukuk alanında çalışıyoruz. Hani ben öğrenciyken mesela biz Türk Ceza Kanunu'nda adam öldürme diye bir suç vardı. Yani hep bunu söylerim. İnsanla adam denirdi. Yani kadın öldürme suçu bile bir adam öldürme olarak düzenlenmişti. Biz, bu bizim normalimizdi o koşullarda ve Türkiye'de kadın hareketinin çok büyük çabalarıyla hem Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapıldı, hem haklar değişti ya da Türkiye'de işte LGBT iyi mücadelesine baktığınızda çok büyük kazanımlar olduğunu görüyoruz. Ben bu doğa hakkının da ekokırım konusunun da işte böyle inana inana, söyleye söyleye, konuşa konuşa değişip gelişebileceğini düşünüyorum. Şöyle bir kültür var, hak verilmez alınır diye. İşte biz de doğa hakkını böyle konuşa konuşa doğa adına alacağız. Çünkü şu anda sesi yok. Kendini bize anlatamıyor. Yani sırf bu yayında bile ona ses verdiğimiz için ben açıkçası çok mutluyum. Çok da dağıttım diye düşünüyorum. Yok, süper. Yok, çok güzel.
uluslararası ölçekte de açıkçası bunun konuşuluyor olması gerçekten çok önemli. Çünkü çok hani biz Cem'le şunu konuşuyoruz. Yani bazen işte şiddet gören bir kadın için biz çevre hukuku, işte doğa hakkı çalıştığımızda ya ben burada ölüyorum, siz ne konuşuyorsunuz denir. Bazen önceliklendirme farklı olur ama yani baktığımızda artık bu doğa hakkının ve doğaya verdiğimiz tahribatın artık her birimizi etkilediği, soluğumuzda, işte tenimizde, aklımızda, kalbimizde hissettiğimiz bir dönemdeyiz. O yüzden gittikçe bunun çok konuşulacağını ve yasal anlamda da pek çok değişikliğe yol açacağını ben düşünüyorum ve inanıyorum. Katılıyorum özellikle. Çok güzel. Tabii bir yandan da bütün bu değişim bir anda olmayacak zaten. Yavaş yavaş olacak. Konuşulmaya başlaması bile şu anda bizim için ciddi umut. Şu anda bizim burada bunu konuşuyor olmamız ve bunu dinleyen insanların olması yine aynı şekilde bu umudun parçası. Bunlar dayanarak çalışmaya devam ediyoruz zaten. Sözümü kestin değil mi? Yok, buyur lütfen. Yani şeye bakmak lazım. Hani çok biricik olduğumuzu düşünüyoruz insan olarak. Çok vazgeçilmez. Çok da öyle düşünmemek gerektiğini düşünüyorum. Hani insanın macerasına bakın bu gezegen üzerinde. Gezegenin dünyanın yaşı 4.5 milyar olduğu söyleniyor. Yanlış olmasın. 4.5 milyar yıl yaşında bir dünyadan bahsediyoruz. Bu dünyanın, bu uzayın, sonsuz ayın yaratılışı, ortaya çıkışı, geçirdiği süreçlere baktığımızda insan için belirleyeceğimiz zaman skalası herhalde çok bir göz açıp kapamaya yetecek bir alanda bahsediyoruz insanlığın tarihinden. Yani bir atıf yaparsak Homo sapiens, yani bilen insan, bilgiye sahip olan insanın ortaya çıkış tarihi 300 bin yıl öncesine dayanıyor aslında. Aslında onu belirleyen, yani insanı belirleyen zeka, alet yapabilme, onu kullanabilme yetisi, rasyonelliği son 50 bin yıl içerisinde kazanılmış. Hadi bırakın biraz daha geriye gidelim. İnsanın atası olarak kabul edilen Homo erectus, yani ayağa kalkan insanın tarihi 1.9 milyon yıl öncesi sadece baktığımızda ve dünyanın var olduğundan bu zamana kadar dünya defalarca yok oldu, tekrar doğdu. Türlerin çok önemli bir kısmı yok oldu ve biz de bu türler içerisinde bir canlı türü sadece. Yani her şey iyi gitse dahi bu hayatta insan türü geleceğe taşımayabilir. O yüzden biraz bu kibrimizden arınmak lazım. Kendimizin dışındaki canlılarla kurduğumuz ilişkilerde bu yürümüyor artık yani. Tekrar kendimizi, üretim ilişkilerimizi, mülkiyet ilişkilerimizi tekrar tanımlamamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Yani modern insanın artık cevaplandırabileceği, çözüm bulabileceği şey değil. Ne güzel söyledin. Kendini küçük hissetmek beni çok iyi hissettiriyor. Yani söylediğin şeyler tamamıyla beni küçük hissettiriyor. Yani tamam, hani benim önemliyim, biriciğim olabilir ama yani tek değilim zaten ve çok çok ufak bir zaman dilimindeyim. Bir yandan işte Gediz Deltası'ndaki çalışmalarımızı sürdürürken 4 milyon yıllık İzmirli dedik flamingoya, Gediz Deltası'na. Yani neden bahsediyoruz? O kadar büyük bir gerçekliğin içinde biz o kadar böyle bir noktayız ki bir yandan. Bu yıllar Gediz Deltası'nda beslenirken biz yoktuk bu coğrafyada, bu toprakta. Evet, evet. Aynen öyle. Çok iyi hissettiriyor bunu düşünmek bana. Özlemle konuşurken şunu söylüyoruz, yani ikimiz de dağcılıkla bir şekilde amatör olarak uğraşıyoruz. Dağlara çıktığımızda da ben kendi adıma aynı duyguyu, o küçülme duygusunu hissediyorum. Yani baktığımız dağlar, Anadolu coğrafyasındaki dağlar, Ala Dağlar ya da buradaki Boz Dağlar, Mahmut Dağı, şunlar bunlar hepsi bundan milyonlarca yıl önce Tethys Denizi'nin tabanıydı. Yani evet, bir deniz yatağıydı. Ve şimdi 3000 metrelerde
yükselmiş dağ zirvelerinden bahsediyoruz. Denizken dağ olmuş. Yani o yüzden bana çok şey geliyor, enteresan geliyor. Yani ne bileyim, yani hala bir 50 metrekare mülkün sahibi olmak için çalışıyor olmamız. Ne yapmak gerekir bilmiyorum. Kaybolduk. Tamam, yayını kapatalım burada. Öyle evet. Şey. O zaman buradan şuna geçelim. Doğa Derneği de her zaman doğa koruma yaklaşımında hak parçalanmaz bütündür diyor bir yandan. Hatta okumak da istiyorum ben. Doğa Derneği'nin değerlerinde bir doğa hakkı üzerine bir paragrafımız var. Onu okumak istiyorum. Doğanın yaprakların üzerine yıkama neden olacak hakları vardır. Doğa Derneği tüm varlıkların yaşam hakkının birbirine bağlı olduğuna ve hak kavramının parçalanmaz bir bütün olduğuna inanır. Dernek doğanın hakkını insanlığın yazı diline tercüme etmeyi amaç edinmiştir. Çünkü doğa hakkı diğer canlılar ve onlarla birlikte herkes için evrensel uyumun kaynağını oluşturur. Bayağı da bütün böyle konuştuğumuz şeyleri doğa hakkı için var olan kapsıyor değil mi? Evet. Buradan bunu nasıl bağlayabiliriz? Doğa hakkını kadınla, çocukla, emekçinin haklarıyla, hak parçalanmaz bütündür dediğimizde diğer haklarla birbirine nasıl dokunuyor? Ben sadece şimdi anlayamadım, konuya gireceğim ama tek bir şey rica ediyorum. Belki izleyen arkadaşlar bir tane buradan fotoğraf çekip de bize gönderirse çok sevinirim. Konuşurken hiç fotoğrafımız olmuyor. Hani bir neyini yapabiliriz böyle şu ekran görüntüsünü alabilirseniz çok ben çok... Kadık heyecanlı pedalesi bir hastalığı fotoğrafı. Ben böyle çok hoş göründüm bir an Cem'le kendi görüntümüz. O yüzden bunu ölümsüzleştirelim istiyoruz doğa hakkını döndürüp. Ben tekrar konuşabilirsem yani bu aslında hakların yani insan haklarının parçalanmaz bir bütün oluşu çok önemli bir mesele. İnsan haklarının gelişimine baktığımızda da böyle bizim birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak gibi haklardan bahsederiz. İşte ilk gelişen haklar, klasik haklardır, mülkiyet hakları gibi, özgürlük hakkı gibi, yaşam hakkı, işte işkence görmeme hakkı gibi. İkinci kuşak haklara baktığımızda biraz daha böyle ekonomik, sosyal, kültürel haklar bağlamında geliştiğini, sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi hakların geliştiğini görürüz. Üçüncü kuşak haklara geldiğimizde bizim dayanışma hakları dediğimiz haklarda işte barış hakkı, çevre hakkı gibi haklarda. Bunlar insan hakları literatüründe yani insan haklarının gelişimi anlamında bir seyir izler. Bunu hani bu şekilde koymamın sebebi biz de örneğin bu programı işte 1970'lerde yapıyorken işte barış hakkını belki bir insan hakları içerisinde konuşmuyor olacakken şimdi bunları konuşuyoruz. Yani haklar da gelişecek. Belki bundan 10 yıl sonra birileri burada doğa hakları evrensel beyannamesinden bahsediyor olacak. Ümit ediyorum. Nasıl insan hakları evrensel beyannamesinden bahsediyorsak. İşte bu haklar her zaman birbirinin kullanılması anlamında birlikte olan haklardır. Örneğin siz sadece eğitim hakkı derseniz ama bir okul yaparsınız. Okula da girişi merdivenle yaparsınız. Ama engelli bir çocuğa orada asansör yapmayıp o merdivenleri yürüyemediği için o okula giremezse o çocuğun işte eğitim hakkı ihlal edilmiş demektir. Yani sadece işte eğitim hakkı engellilerin haklarından önce gelir gibi bir takım sıralamalar yapmak mümkün değildir. Bu aynı şekilde çevre hakkında doğa hakkı için de geçerli. Ama bana kalırsa bunu bugün konuşuyor olmak da çok güzel. İşte 1 Mayıs'ta bunu konuşuyoruz. Çok önemli bir hak mücadelesinin yaşanıldığı, bu mücadelenin de bir kazanıma dönüştüğü bir günde konuşuyoruz. Bu bir iş emekçilerin, işçilerin çalışma saatlerine dair verdiği müthiş bir mücadelenin günü aslında bu kazanıma dönüşmüş. O yüzden de aslında bir başka
düşünüyorum. Doğa hakkı dediğimizde işte aynı doğadayız, aynı gökyüzünün altındayız, aynı toprağın üstündeyiz. Ve aslında işçisi, emekçisi, kadını, çocuğu tam da bu doğa hakkının birer ne diyelim parçasıyız. Evet, yani ben yine bir hani kendi kafamda bir önceliklendirme yaptım, çok rasyonel bir şey değil ama hani hakikaten solduğunuz hava, yaşadığınız toprak, içtiğiniz su temiz olmazsa ya da yani hakikaten diğer hakları nasıl kullanabilirsiniz? Bana gerçekten temel bir şey gibi geliyor bu doğa hakkı. Yani üzerine diğer hakların sıralandığı bir gerçek bir kayaç gibi duruyor. O olmadığı zaman, o kaybı ettiğimizde bu ana kayayı üzerine koyacaklarımızı da parçalamış olacağız ya da toparlayamamış olacağız. Böyle bir şey belki de. Benim kendi önceliğim biraz böyle ama şüphesiz ki hakların hiçbiri birbirinden bağımsız düşünülmesinde parçalanarak da kullanılamaz. Evet. Peki o zaman günümüze gelirsek, tam da bugüne, bu salgın zamanlarına, sizce bu dönemin insanların doğa hakkına bakışı açısından bir değişim yaratacağını düşünüyor musunuz? Ya bunu en kısa ve uzun vadede bir cevap vermek lazım belki de. Ben kısa vadede olumsuz bakanlardayım. Yani COVID-19 niye değiştirecek dersiniz? Dediğim gibi önceki konuştuğumuz konularda kendi bu dünyadaki yerimizi tekrar tartıp tekrar kendimizi konumlandırmadığımız sürece, o üretim ilişkilerimizi tekrar tanımlamadığımız sürece, doğayla olan ilişkimizi tekrar eşitlik temelinden tanımlamadığımız sürece bir şey değişmeyecektir. COVID-19, gelecek yıllarda COVID-19, 39 ve yeni COVID'lerle karşılaşacağız. Ve her şeyi dönüştürmeyi ne yazık ki insan aklında bir aşı bulacak. COVID-19 aşısı olacağız ve her şey geçmiş olacak. Yeni virüslere devam edeceğiz gibi geliyor bana. Kısa vadedeki olay bu. Yani ama şüphesiz uzun vadede çok daha dönüştürücü olacaktır mutlaka diye düşünüyorum. Eğer becerebilirsek bu tartışmayı yapabilmeyi insan olarak. Uzun vadede mutlaka sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, özlem de düşünüyorum. Yani ben de biraz açıkçası hani insan hakları çalışmak, hak savunuculuğu yapmak her zaman umutlu olmayı gerektiriyor. Yani bir şey tutunmayı gerektiriyor. Ben de dediğim gibi yani kriz döneminin şu yayını yapmak gibi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Yani COVID-19'da yayılma hakkını kullanıyor. Öyle şu anda. Yani canlı, sonra bir canlı ben yayılmaya çalışıyor dünya üzerinde. Biraz böyle bakıyorum ve biraz kendimi sakinleştiriyorum açıkçası böyle düşünerek. Yani pek çok şeyle değişime yol açacak ben bu süreçte. Hani bunun iyisi, kötüsü de olabilir. İşte bana sorarsanız işte yapay zekanın kullanımı çok artacak, doğa turizmi artacak, insanların izlemesi, kişisel veriler konusunda daha geriye gidişler olabilir, insan hakları konusunda, özgürlükler konusunda daha geriye gidişler olabilir. Ben bunun mutlaka doğa hakkı ve çevre açısından da etkisinin olacağını düşünüyorum. Çünkü örneğin haberlere baktığımda işte Boğaz'da ki geri dönen yunuslardan bahsediliyor. İstanbul'da cıvıldayan kuş sesleri, işte kuşlar da varmış işte deniyor. Biraz insan aslında sanki doğaya verdiği talimatın biraz farkına varmış ve o acizliğini fark etmiş gibi geliyor. Yani bir virüs bile bize bunu yaptıysa diye. Aslında ben bunun yani en azından bu tartışmaları başlatmak anlamında da önemli olacağını düşünüyorum. Elbette hani insan sağlığını ya da işte ekonomiyi neye feda edeceğimiz ayrı bir konu ama ben dediğim gibi yani umutlu düşünenlerdenim bu anlamda Cem'e göre. Ona katılmadığım bir nokta olduğu için de çok umutluyum şu anda. Şöyle de umutlu düşünülebilir. Yani her şey çok iyi olsa diye düşünüyorum. Yani her şeyi çok iyi yaptık. Süper bir uygarlık kurduk. Doğayla ilişkimizi düzelttik. Acayip hoş bir
yolculuğu her zaman yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu da bize bu dönemde buna bir fırsat verecek diye düşünüyorum. Hı hı. Belki daha fazla insanın farkındalığı arttığı için yalnızlığımız belki biraz farklılaşabilir, biraz daha geniş bir çember olabiliriz diye ben de umutluyum böyle. Peki, benim sorularım böyle aslında. Bir şu yorumları açayım artık diyorum. Belki oradan da sorular gelir. Bu arada saate de bir bakayım. Evet, saat de bayağı güzel. Evet, 50 dakika olmuş. Evet. Yorumları açtık. Eğer sorularınız varsa buradan da alabiliriz. Bir 5-10 dakika kadar daha yayın hakkımız var. Evet. Çok güzel bir sohbet bu arada. Evet. Yani tabii yüz yüze olması gibi olmuyor ama yine de şimdi anlatmaya çalıştım. Ama belki devamında da böyle şeyler yapabiliriz. Hep söylüyorduk ya yani daha böyle geniş kapsamlı ya da daha fazla insanla birlikte yapalım diye. Bu da bizim için bir deneme olmuş oldu diye düşünüyorum ben. Evet, güzel oldu. Düşünmemiz lazım zaten bundan sonra neler yapmamız gerektiğini. Galiba hayat böyle online devam edecek. Bir yandan... Fotoğrafımızı Cem'e ilgisini yazdık. Teşekkür ederiz. Ben yazdıysa görmedim. Sahip arkadaşlar. Yan masadan. Yan masadan. Ne var da görmüşler. Evet. Günler olmuş, keyifli olmuş. Bizim için de çok keyifli. Evet, farklı konularda, farklı insanlarla yapmak lazım herhalde. Bu dönem hakikaten online iletişimin çok öne çıkacağı bir zaman olacak. Yani koronavirüs sonrasında da devam edecek diye düşünüyorum aslında. Evet, evet. Çok daha kolay kişiye ulaşabilmenin yöntemini yaratıyoruz galiba. Belki Covid'in faydalarından bir tanesi bu olacak yani. Hı hı. Yine de köyde bir araya gelirim. Güzel. Hı hı. Şurada bir iki yorum var. Okumaya çalışıyorum. Doğal varlıkların korunması ve yönetimi derslerin olması gerekli mi sizce? Hatta tüm disiplinler için diye Oğuz Kurdoğlu sormuş. Merhaba. Evet. Yani mutlaka tabii ben burada bir şeyi de gerçekten kayda alınıyor, YouTube'a da koyacağız ama ben aslında bu fakültesini çok başarılı bir şekilde okudum arkadaşlar. Hiç bütünlemeye falan kaldım, gülmece. Fakat tek şey aldığım ders çevre hukukuydu, itiraf ediyorum 4. sınıfta. Alttan almadım, hayır. İtiraf ettim sonra 45'ten 50'ye de olduk. Yani yine bütünlemeye kaldım ama yani bir çevre hukukla öyle kötü anlatmışlardı ki yani ben gerçekten yani hiç anlamayarak ve yani okulda böyle çevre hukukundan bir anlamda nefret ederek falan mezun oldum ve daha sonra hani bu alanda hem insan hakları hem bu alanda çalışmaya başladım. Hani o yüzden gerçekten iyi hocalardan, iyi bir müfredatla ben de doğa korumanın, bu doğa hakkının tabii ki bunlar sınırı olmamak üzere. Yani sadece örneğin ailenin koruması kanunu anlatılıyor bu fakültelerde ama toplumsal cinsiyet anlatılmıyor. Yani bu fakültelerindeki mevzuatta mutlaka bu hakların içeriği ve aslında bir etik bilgisiyle birlikte hepsinin hem kavramlar olarak da verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ekolojiyi kapsayan bir ders belki de hani. Hakikaten çünkü çevre hukukunda çevre dersinde çevre hukuk anlatımı çok da teknik can sıkıcı şeyler yani mutlaka olmalı. Aynen öyle. Mutlaka müfredata eklenmeli. Çevre ve doğa bilinmeden hukukunu anlatmak ve anlamak zordur elbette demiş. İşte o zaman anlatmak. Evet. 90'lı yıllar yani hocanın adını vermek istemiyorum ama hakikaten hani hiç de hoşlanmayarak. Hatta insan haklarını bile biz çok sonradan öğrendik yani. Bunun ötesinde kimin anlattığı ve nasıl anlatıldığı ve içeriği de çok önemli
şeyler mutlaka da müfredata uzmanlarla birlikte çalışarak bunun uzmanlarıyla dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, Pınar'da bizde çevre hukuku diye bir ders bile yoktu. Yani biz de seçmeli miyiz? Evet. Ama bu arada reklam gireyim ben de araya. Madem öyle, Pınar da oradan laf attı. Bir yandan da şöyle bir çalışmamız var. Doğa Derneği'nin gönüllü çalışmaları içerisinde. Doğa Derneği'nin çalışma alanlarının hemen hemen hepsini kapsayacak şekilde bir gönüllülük yapısı kurmaya çalışıyoruz. Ve bunun içinde savunuculuk da var. Şu anda tabii biz İzmir'de olduğumuz için, Özlem ve Cem İzmir'de olduğu için sadece İzmir'de böyle bir şansımız var. Ama eğer hukuk fakültesi öğrencisiyseniz ya da bir şekilde bu konuyla bu şekilde çalışmak konusunda gönüllüyseniz aslında Özlem ve Cem'le daha fazla vakit geçirme, onlarla birlikte bu dava süreçlerinin takibinin nasıl yapıldığı, bu dosyaların, raporların nasıl hazırlandığı ile ilgili biraz daha konulara dahil olma şansı var gönüllülerimizin. Çünkü bir yandan Türkiye'de gerçekten böyle bir kapasite sorunumuz da var. Bunun da artması gerekiyor. Bu konuda çalışan hukukçuların da artması gerekiyor. Bunu da desteklemek adına derneğin gönüllü altyapısıyla Cem ve Özlem'in gönüllülüğünü de birleştirerek böyle bir alan açtık. Dolayısıyla eğer bu konularla ilgili çalışmalara destek olmak isteyenler varsa Doğa Derneği'nin web sayfasından gönüllülük formunu doldurabilirler. Bu arada bunun ertesinde böyle bir ders olmasa da pratiğini sağlamaya çalışıyoruz. Yani bence kapımız tüm o gönüllülere açık. Evet, harika. Güzel. Gayet güzel bir zamanlamayla. Tamam. Evet, tamamladık. Evet. Aynen öyle. Süper. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Nasıl? Pardon. Kendini nasıl hissediyorsun? İyi misin? Dediğim olarak. Güzel, çok güzel. Süper. Çok güzel. Duyamadım. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Bizim için de çok iyi bildi. Sorularını da çok açıklamaya faydalı oldu. Çok sağ ol. Harika. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bakalım bundan sonra belki daha detaylısının da talebi geldi. Onlar için belki farklı yöntemler düşünürüz. Belki ilerleyen zamanlarda yeni formatlar geliştirip daha farklı bir şekilde bunları da sunma şansımız olur.